Altay TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. YouTube üzerinden yayın yapan Altay Televizyonu'nda röportajlarımız kamp döneminde sürüyor. Şimdi de gol kralımızla Marco Paşa ile beraberiz. Sadece Altay'ın değil biliyorsunuz Spor Toto 1. Ligi'nde ilk yarısının gol kralı Portekizli yıldızımızla kamp yaptığımız sitedeki otelde röportaj gerçekleştireceğiz ve tercümanımız Mazlum da bize yardımcı olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Welcome. Marco. Bienvenido. Evet. Mazlum öncelikle Marco'ya tabii ortamı soralım. Yaklaşık 3-4 gündür sitedeyiz. Ve öncelikle bir İzmir kampı. Christmas'tan sonra kendisi direkt buraya geldi. Ve hazırlıklar başladı. Buradaki ortam nasıl? Hani kamp çalışmaları hakkında biraz bize bilgi versin. Después de primer parte de la liga, te fuiste a tu país, hiciste una vacaciones de Navidad y Año Nuevo y después llegaste aquí directo. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Cómo significa que, cómo un ambiente aquí lo encontraste? ¿Cómo estás pasando hace dos días que estés aquí? ¿Qué estás pensando sobre aquí? No, bien, todos estamos contentos, las Navidades han sido muy felices, lo he pasado muy bien. Y llegada la mete muy bueno, los entrenamientos son buenos, estamos todos felices, que es lo más importante, la atmósfera positiva. Y es importante estar aquí también para que luego empiece muy fuerte la liga para empezar a ganar partidos. Tabii öncelikle ligden sonra kendi ülkeme gidip ailemle beraber yeni yıl ve Christmas'ı kutladığım için çok mutlu bir dönem geçirdim. O pozitif enerjimi de alıp buraya dönüp arkadaşlarımla buluştuğum zaman onların zaten burada yaratmış oldukları sinerjinin pozitif alanın içinde bulunduğum için kendimi çok mutlu hissettim. Tabii kendi enerjimi de arkadaşlarıma verdiğimi düşünüyorum. Çünkü geldiğimden itibaren yapmış olduğumuz antrenmanlar da çok güzel geçiyor. Yaptığımız antrenmanlarda da çok mutluyuz. Arkadaşlarımız da tabii geçirmiş olduğumuz ilk dönemin üstüne ikinci yarı için umutla çalışıyoruz. Bu umutla çalışmayı da hem teknik kadromuz hem takım arkadaşlarımla beraber çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Şu anda bugün yapmış olduğumuz antrenmanla da bunu zaten bir sefer daha hissettim. Şimdi daha önce sezon oynanırken verdiği bir röportajda şöyle demişti. Lige iyi bir başlangıç yapmıştık. Sonrasında düşüşe geçtik. Ama bunu oyundan ziyade psikolojik olduğunu düşünüyorum demişti Marco. Ve ligin gol kralı. Her maçta elinden geleni de fazlasıyla yapıyor. Bunu bütün Altay taraftarı da, Türk spor kamuoyu da biliyor. Bazen attığı goller maçı kazanmasına bir anlamda 3 puan almamıza yeterli olmasa da hep bir sonraki maçta biz Marco'yu daha istekle oynarken görüyoruz. Biraz bu motivasyonu nasıl koruduğunu anlatabilir mi? Quiero preguntarte eso. En una entrevista de dentro de la liga que dijiste, nosotros comenzamos muy bien a la liga, pero después nos caímos. Pero eso estoy pensando que es psicológico, no es por el fútbol estamos cayendo. Dijiste eso. Y nosotros te vimos marcando en los partidos, marcando goles. Y a veces ganamos, a veces no ganamos, pero siempre estás más positivo para el próximo partido. Yo quería preguntarte cómo conseguís ese vida positivo, ese vida enérgico para cada partido, forzando más que antes. Bueno, buena pregunta. nada, primero sobre todo saber que la vida es un día. Eso es lo que tengo en la cabeza, ¿vale? Luego es muy importante como futbolista saber que no podemos quedarnos tristes. Bueno, a veces pasa, pero es importante que seamos fuertes internamente para que si algo no va bien en el día de hoy, mañana seguramente va a ir bien. Entonces esa básicamente es mi motivación cuando perdemos un partido, ¿no? O no va bien. A lo mejor ahí en el partido estoy un poco jodido, pero en el día siguiente cuando me despierto ya pongo, por ejemplo, vídeos en YouTube de motivación, intento leer libros que tengo en casa de motivación,
voy en autobús o donde sea para el campo y me pongo los auriculares y pongo algo de motivación para que mi cabeza esté siempre con pensamientos positivos. Es como. Şimdi bildiğiniz üzere çok meşhur bir tabir vardır. Önümüzdeki maçlara bakacağız diye. Birazcık bundan yola çıkıyorum. Tabii ki de lig boyunca bütün maçları kazanamıyorsunuz. Gol atsanız bile kaybedebiliyorsunuz. Bazen futbol şansı yanınızda olmuyor. Çeşitli süreçler yaşadık biz de ilk dönem. Tabii ki bana göre Türk arkadaşlarım biraz daha duygusal davranıyorlar. Bir de ayrıca benim inancıma göre hayat sadece bugün. Yani yarının için herhangi bir bilgimiz yok. Herhangi bir şey tahmin edemiyoruz. Sadece çalışıp daha iyi olabilme imkanımız mevcut. Geçmiş için zaten maç bitmiş oluyor. Ya kaybetmiş oluyorsun ya kazanmış oluyorsun. Bundaki tabii benim düşüncem puan kazanmak ya da kaybetmek. Özellikle maç kaybettiğimiz günün ertesi günü güne başlarken pozitif başlamak adına genelde YouTube'dan bana moral verici videolar izliyorum. Zaten ben kişisel gelişimi gerektiren kitapları çok fazla okurum. Onları çok severim. Onlara daha çok yoğunluk veriyorum. O gün okuduğum bir kitap varsa onu daha çok okuyup kendime moral vermek istiyorum. Tabii her zaman kolay olmuyor bu iş. O yüzden takım otobüsündeyken antrenmanlardan önce, antrenmanlardan sonra kulaklıklarımı takıp bana moral verici videolar izliyorum, müzikler dinliyorum. Çünkü her gün daha çok pozitif olup arkadaşlarıma yardım etmezsem aslında ben onları aşağı çeken birisi olurum. Ben onlara da daha çok yardım etmek için, kendi hayatıma da yardım etmek için kendimi pozitif tutabilecek, bana moral verecek şeyleri yapmaya uğraşıyorum. Ailemle görüşüyorum, kız arkadaşımla konuşuyorum, onlar bana destek oluyorlar. Bu şekilde önümdeki günlere, önümüzdeki maçlara hazırlanmak için ayrıca psikolojik olarak da bir savaş veriyorum. Bu da umarız bizi seyreden gençlere örnek olsun. Çünkü hep yarın var, dün yok, bugün ve yarın var. Biraz da Marco bu konuda iyi bir rol model. Ojalá que tú serías un buen ejemplo para todos los deportistas, porque tú eres un ejemplo muy bueno y explicaste muy bien cómo vivís hoy y mañana, porque ya pasado ya pasó y podemos ser solamente hoy podemos trabajar para ser mejor mañana. Hemen şeyi de soralım Mazlum. Tabii çok gol attı. Türkiye 1. Lig'in, Sport Toto 1. Lig'in gol kralı. Unutamadığı goller de vardır ama bir anlamda üzüldüğü pozisyonlar da vardı. Bazen kaçırdığı goller de oluyor, attığı goller de oluyor. Unutamadığı maçlar, unutamadığı goller, ilk kere şöyle bir film şeridi gibi bakacak olursa neler Marco'nun özellikle hayatında dikkat çeken noktalar olmuş Peki. ilk bölümde? Tú eres el máximo goleador de esta liga y ya comenzaste recién a jugar en esta liga y esta liga es una liga importante en este país. Claramente que cada partido vives diferente. Claramente que cada gol es diferente, cada posición es diferente para ti, como para marcando y celebras y cuando pierdes te sentís triste. Yo me gustaría preguntarte si piensas un poco sobre primera parte de la liga, ¿cuál partidos, cuál posiciones que te hizo muy feliz y muy triste? ¿Cómo puedes contarnos un poco eso? Muy fácil. El momento más feliz de la primera parte creo que fue el partido de contra Adana Demirspor. Creo que fue un partido muy difícil para nosotros porque veníamos todo el equipo de una intoxicación alimentar. Y me recuerdo el último gol, el tercer gol del partido, ese gol que he metido. Ha sido la demostración de eso, de todo el positivo y la ambición que tengo en mi vida de ser mejor todos los días, que no tenía fuerza, no tenía más fuerzas para jugar, no, es que no tenía fuerza porque toda la semana hemos estado con la intoxicación alimentar, no hemos podido casi ni entrenar y de algún sitio he sacado fuerza para meter ese tercer gol que fue espectacular y creo que ese fue el momento, yo diría, más bonito hasta ahora. Bu sorunun cevabı aslında birazcık kolay benim için. Çünkü sancılı bir dönem geçirdiğimiz bir vakit oldu. Size en kolay olarak Adana Demirspor maçından bahsedebilirim.
Çünkü çok zorlu bir dönem geçirmiştik. Mental açıdan takım bayağı düşmüştü. Takım olarak antrenman yapmakta bile zorlanıyorduk. Zaten o haftada takım olarak bir rahatsızlıkla Evet. geçirmiştik. Doğru düzgün hem mental olarak hem vücut olarak antrenmanlarımızı gerçekleştiremiyorduk. Fakat o maç bizim için bir dönüm maçı gibi oldu. Tekrardan lige tutunmak adına çok heyecanlı bir maçtı. Ben size oradaki üçüncü golümden bahsedebilirim. Yani maçın üçüncü golünden bahsedebilirim. Maçın son anlarıydı. Gerçekten çok yorulmuştum o maç. Gerçekten enerjim kalmamıştı. Hatta maçın sonlarına doğru daha böyle kendimi koruyarak hani hem bu kadar yorgunluğun üstüne sakatlanmamak için de kendimi koruyarak biraz oynamak zorunda kalıyordum. Fakat son zamanlarda maçın son anlarına doğru takımımız o kadar heyecanlı, 10 kişi kalmamıza rağmen o kadar heyecanlı oynuyorlardı ki bana da o heyecanı yansıttılar ve o uzun topun peşinden koşup oyuncular defans oyuncularıyla birebir oynayıp o güzel gol atmak benim için unutulmaz bir golüm olarak size söyleyebilirim bunu. Bütün haftanın yorgunluğu, rahatsızlıklarımız, mental olarak çöküşümüzün üstüne o galibiyeti ve o attığım golü unutamam. Evet, kuşkusuz daha nicelerini bekliyoruz. Şimdi ara transferlere yeni katılan orta saha oyuncuları geliyor takıma ki pek çok mevkide gelecek ama orta saha tabii direkt Marco'ya da çok ilgilendiriyor. Çünkü orada beslenen pozisyonda çok daha güzel asistler elde ederse fazla goller atacak. Onu heyecanlandırıyor mu? İkinci ara için Altay adına tabii ki hedefleri var ama kişisel olarak bir gol hedefi de var mı? Nuestro medio campo del equipo es muy importante para ti porque tú recibes pelota de este medio campo. Y ahora Altay recibe nuevos jugadores que varias posiciones de medio campo. Y ese es un ataque del equipo para mejorar medio campo, para hacerte más asistencia, hacerte más pases, hacer más organizaciones para ti. Ya pensaste un poco sobre segunda parte de la liga, emocionas sobre por nuevos jugadores, por nuevos compañeros. Y además, ¿tienes algún pensamiento? ¿Cuántos goles más puedes marcar? No, yo primero que todo deseo que los que vienen nuevos que puedan mejorar el equipo bastante, porque está claro que en el medio campo tenemos problemas. Y nada, y básicamente no he empezado aún en la segunda parte de la liga. Lo que pienso es entrenar todos los días bien, y ser feliz. Y luego es eso, yo los goles no pienso en ellos, la única cosa que tengo en la cabeza es poder estar arriba para subir a la Superliga. Solo tengo eso en mi cabeza, no tengo nada, me da igual todo. Öncelikle yeni arkadaşlarımız geldiği için çok mutluyum. Hepsiyle teker teker tanışma fırsatım oldu. Beraber antrenman yapabilme fırsatımız oldu şu kısa dönemde. Tabii ki bu beni heyecanlandırıyor. Çünkü genel olarak zaten bütün medyanın, taraftarların ya da kulübün içinde olan kişilerin söylediği üzere bir orta saha problemimiz vardı. Şimdi onu bu problemi çözmek için kulüp yöneticilerimiz çok çalışıyorlar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben bu takımı gerçekten seviyorum. Bu takım için çalışıyorum. Bu takımın başarısı için çok uğraşıyorum. Hem mental olarak hem fiziksel olarak. Bu yüzden çok mutluyum. Ama daha önceki röportajlarımda söylediğim gibi bir gol hedefim yok. Çünkü ben Altay Süper Lig'e çıkması için ileri uçta oynayıp gol atıp atmamam da önemli değil. Bizim maçı kazanmamız önemli. Maçı kazanamazsak ben 100 tane de gol atsam Süper Lig'e çıkamayız. O yüzden Süper Lig'e çıkmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gol atmayı çok seviyorum. Gol atmayı çok istiyorum. Ama bir hedefim var mı? Şu kadar gol atabilirim mi diye sorduğunuz soruya net bir cevap veremiyorum. Çünkü aklımdaki tek düşünce maçı kazanmak. Nasıl kazanırsak kazanalım. Altay kazansın diyor Evet. Marco belli ki. Getirdiği Şimdi seske Altay Kisegana.
Çok üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani CV'si anlatılmayacak kadar dolu başarılarla kaplı. Ama her antrenmanda kendisine bir şeyler koyuyor. Üstüne idman bitiminde çalışmalarını devam ettiriyor. Bu konuda antrenmanlarda ve çalıştığı potansiyelle ilgili neler söyleyebilir? Özellikle bizi seyreden yine genç oyuncuları da kapsayarak Marco'dan birkaç cümle alalım sevgili Mazlum. Torres un jugador profesional. Tienes un currículum bastante lleno, bastante bien. Y además sos un goleador y además tú eres un buen deportista y que te vemos en los entrenamientos, siempre pones tu máximo y además muchas veces después de partidos haces entrenamientos solos, haces chutos o otras cosas estás haciendo. Y ahora este video también ve deportistas jóvenes, niños, y también claramente que las hinchas de Altay. ¿Y qué puedes comentar a los jugadores nuevos, jóvenes, sobre entrenamientos, cómo entrenar y cómo ser un buen jugador, buen profesional? Bueno, yo creo que quien quiere ser futbolista puede serlo. El importante es que realmente dentro de ti quiera ser de verdad y hacer lo que puedas hacer para ser el mejor y llegar a donde quieras llegar, porque eso la gente... Okay. Öncelikle futbolcu olmak isteyen herkes futbolcu olabilir. Bunu özellikle sadece yetenekle ilgili de söylemek istemiyorum. Çalışmayla ilgili söylemek istiyorum. Altyapılarda oynarken, küçük yaşlarda oynarken ben de negatif düşüncelerim vardı benim de. Ve oynadığım takımda hep yedek kalıyordum. Tamamen bu benden kaynaklanan bir konuydu. Çünkü negatif düşüncelerim olduğu için kendimi futbola çok fazla veremiyordum. Hep bir şeylerin eksik olduğundan bahsediyordum. Hep bir şeylerin yetersiz olduğundan bahsediyordum. Ama bunun doğru olmadığını anladım sonra da. O zamanlar mental açıdan kendimi geliştirmek için çok fazla kişilerle görüştüm. Aile büyüklerim bana yardımcı oldular. Ve düşüncelerimi pozitif yönde geliştirmeye başladım. Ne zaman ki düşüncelerimi pozitif yönde geliştirmeye başladım. Takımda daha çok süre almaya başladım alt yaşlarda oynarken. Zaten her futbolcunun, her çocuğun, her genç futbolcunun bir idolü olur. Benim idolüm Cristiano Ronaldo'ydu. Çünkü o çok çalışkan bir oyuncu, çok çalışkan bir futbolcu. Bunu artık dünyada herkes biliyor. Ben Portekizli olduğum için onun hakkının, onun hayatında daha fazla bilgiye sahip olabiliyorum tabii ki. Bu pozitif düşünceler, daha fazla çalışma isteği ve hiçbir şeyden sıkılmadan, bıkmadan ve şikayet etmeden olan tüm olanakları kabullenip ona göre futbol oynarsalar çok başarılı olurlar. Mesela şunu söyleyebilirim. Antrenman hiçbir zaman bütün takımın yaptığı antrenman süresi için geçerli değildir. Gerçekten futbolcu olmak isteyen, bunu gönülden isteyen gençler için eğer antrenman 1 saatse onlar 1,5 saat antrenman yapmaları gerekiyor. Bütün takım yani 5 tane mekik çekiyorsa onlar 15 tane mekik çekmeli ki takımın üstüne çıkmalı ve takımda fark yaratmalı. Bu fark önce küçük olarak başlar ama daha sonra çok büyük farklar yaratabilen oyuncular olurlar. Benim söylemek istediğim aslında işin özü yürekten gerçekten isterseler ve mental olarak kendilerini eksiklikleri görmeden sadece olan bütün olanakları kullanıp maksimumlarını vermeye çalışırsalar herkes futbolcu olabilir. Evet, aslında daha çok soru var ama şimdi kamp dönemindeyiz. Antrenmanlar evet. Arasında sıkışık bir kısa dönemde Altay TV'deki bu röportajı yapıyoruz. Kendisine belirttim ki İzmir'de yeni yapılmakta olan stüdyolarımız bitince daha uzun röportajlar yapacağız ama birkaç tane çok kısa böyle İzmir'le ilgili, Türkiye'yle ilgili sorular sormak istiyorum. Ülkemize alıştı mı? İzmir'i çok sevdiğini biliyorum. Nişanlısıyla Valencia'ya benzettiğini biliyorum. Biraz da sosyal hayatından bahsedelim. Son röportajın son bölümünde. Tamam. Ahora estamos pasando última parte de esta entrevista. Este hacemos muy corto porque estamos en el concentración, vas a ir a descansar, tenemos otro entrenamiento. Cuando tenemos nuestros estudios en el Izmir, ahí vamos a hacer entrevistas más largas, más detallados. Y ahora quiero preguntarte un poco sobre tu vida social.
Ya sabemos que tú te gusta mucho Esmirna, tu novia viene cada tanto por aquí para quedar contigo, ya sabemos que te pareces a mucho a Valencia, esa ciudad. Y quiero preguntarte, ¿cómo acostumbraste a la liga, sorry, Ciudad. a la país acostumbraste y cómo estás pasando en este país, en Esmirna? ¿Puedes contarnos un poco tu vida social? Yo creo que Esmirna es un pequeño paraíso en Turquía. La ciudad es preciosa, es espectacular. Estoy muy feliz, la temperatura es increíble. La gente es muy sonriente, sonríe. Yo en Polonia todo el mundo era. No, no había, no, la gente en Polonia no socializa. Gente muy triste, y aquí en Esmirna esto para mí es una alegría. Hay gente joven en la calle, te ves la gente sonreír, feliz. Yo salgo a tomar café, estoy en casa mirando al mar, estoy muy feliz, es un pequeño paraíso. Öncelikle yeni stüdyolarımızı bekleyeceğim yeni görüş Dokuz yeni için. röportajlar için. Şunu söyleyebilirim. İzmir bence küçük bir cennet. Çünkü Polonya'da geçirdiğim yıllar sonrasında oradaki halkın çok somurtkan olup sosyalleşmemesinden sonra ki o benim sancılı sürecim İzmir'e geldikten sonra tamamen değişti. Çok güzel bir şehir. İnsanlar çok candan. Sokakta kahve içmeye, sokakta yürürken kahve içmeye giderken insanların güldüğünü görüyorum. Onların sinerjisi bana da yansıyor. Çok güzel bir yerde oturuyorum. Evim çok güzel. Buradaki insanları çok seviyorum. Türk yemeklerini çok seviyorum. Zaten İzmir de benim için çok büyük bir etken oldu Türkiye'ye gelmek için. Başka bir şehir olsaydı belki kabul bile etmeyebilirdim. Oynadığım Polonya yıllarından sonra buraya gelmek, şu 6 aylık süreçte bu kadar iklim şartlarının güzel olduğu bir şehirde, bu kadar insanların güzel olduğu bir şehirde olmak beni çok mutlu ediyor. Bu da bir yerde beni motive ediyor zaten. Valencia ile benzerlikleri var mı? ¿Cuánto parecida tiene entre Esmirna y Valencia? Bueno, es muy parecido, solo un poco la cultura. Es un poco parecido, pero lo que es la temperatura, las costumbres de la gente ir a desayunar o de ir a tomar algo con los amigos, ves a la gente por la calle sonriendo, eso es prácticamente igual, ¿sabes? Tabii kültürel olarak bazı farklılıklar var ama sahil şehri olarak baktığımız zaman çok fazla benzerlikler var. Öncelikle sabahları insanlar kahvaltı yapmaya gidiyorlar. İnsanları sokakta gülerken görebiliyorsun. İnsanlarla konuşurken, tanımadığın insanlarla konuşurken seni yadırgamıyorlar. Tabii bunlar Akdeniz şehri olmasından kaynaklı Doğru. olarak benzerlikler var. Ama tabii ki o kültürel farklılıkları bir yana bırakırsak ben çok benzediklerini düşünüyorum. Evet, İzmir de onu seviyor, o da İzmir'i seviyor. Altaylılar için çok farklı bir noktada. Umarız başarılarının devamı gelir. O zaman son olarak da hem Altay TV'nin ilk röportajlarından bir tanesini kendisiyle yaptık. Hem de bizi seyreden izleyicilerimize, YouTube üzerinden Altay TV'yi seyredenlere mesajıyla noktalayalım Okay, muchas gracias. Esmirna te quiere mucho. Tú también te quieres mucho, Esmirna. röportajı. Ahora, como ese canal comenzó nuevo, unos de primeros entrevistas hicimos contigo, right now. Entonces, me gustaría, si tienes algunos mensajes a los hinchas de Altay, a la familia de Altay, y me gustaría escuchar tus mensajes. Nada, que mensaje. Que sigan positivos, que siempre encontraremos la esperanza de poder estar ahí en Superliga. Y ese objetivo que tengo yo en mi cabeza no muere nunca. Que nosotros de nuestra parte haremos todo lo posible para estar ahí arriba, y el club está haciendo lo mejor para estar ahí arriba. Y que nosotros solo podemos estar arriba cuando estamos unidos. Nosotros, los aficionados, todo el mundo está junto. Entonces, ese es lo más positivo. Benim şöyle bir mesajım olabilir Altay ailesine. Öncelikle kulübümüzün yetkililerinin ve futbolcularımızın Süper Lig'e çıkmak için çok uğraştığını görüyorum. O yüzden onlara teşekkür ediyorum.
Benim tek isteğim birlik olmak. Eğer biz birlik olursak, beraber olursak, karşı takımlara karşı tüm Altay ailesi, tüm taraftarlarımız birlik olup onlara karşı oynarsak biz maçları kazanabiliriz. Süper Lig'e çıkmak için hala çok büyük bir şansımız var. Hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Evet, kötü bir süreç geçirdik ama şimdi onu arkamızda bırakmak istiyoruz. Zaten takımda da yenilenmeler var. Teknik kadromuz, yönetimde yenilikler yapıyorlar. Bize yeni olanaklar sunuyorlar. Her geçen gün biraz daha aile oluyoruz oyuncular arasında da. Benim tek isteğim hep beraber olmak. Eğer biz birlikte olursak bütün zorlukların üstesinden geliriz. Pozitif düşüncelerimizi hiçbir zaman bir kenara bırakıp, birlik, beraberlik olmayı bir kenara bırakıp birbirimize cep almazsak Süper Lig'e kesinlikle çıkarız. Ben buna inanıyorum. Aklımdan hiçbir zaman çıkarmıyorum Süper Lig'e çıkamamayı. Her zaman aklımda Süper Lig'e çıkmak, Süper Lig'e çıkacağız. Her zaman aklımda ve onun için her gün daha çok çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla futbolcu arkadaşlarım da her gün daha çok çalışıyorlar. Daha çok koşuyorlar, daha çok efor sarf ediyorlar. Mental olarak kendilerini geliştiriyorlar. Benim tek isteğim, tek mesajım sadece Altay'a gönül veren herkesin birlik ve beraberlikte olup Süper Lig'e çıkmak için beraber çalışmamız. Umarız Marco'nun bu pozitif fikri, pozitif düşünceleri bütün herkese, camiamıza sirayet eder. Oyuncusundan taraftarına, yönetimimize herkes tek yürek altında, tek bir amaç uğruna mücadele eder. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. İkinci yarıda bol goller, bol En galibiyetler, segundo parte que yeni marcas muchos zaferler, goles, Altay muchos ganas formasıyla muchos partidos diliyoruz. que con Teşekkür ederim. la Hey, camiseta büyük Altay. Altay. Peki, Marco'nun büyük Altay mesajıyla sevgili seyirciler, bugünkü röportajımızı Antalya'dan sizlerden tamamlamış olalım. Altay televizyon ekranlarında yeni röportajlarımız, kamp röportajlarımız devam edecek. Görüşmek üzere, hoşça kalın.